Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi vira bismillah diyoruz ve üçgende benzerliğin yeni nesil sorularını gömmeye çalışıyoruz arkadaşlarım. Hemen başlayalım. Birinci sorumuzla. Klasik bir soru arkadaşlarım. ÖSYM'nin sevdiği tarzlarda her çeşit soru bankasında karşımıza çıkabilecek bir soru. Basit de bir soru arkadaşlarım. Şimdi ne diyor? Ahmet şekildeki ağacın boyunu ölçmek için kendi gölgesinin uç noktasını ağaca yakacak şekilde 720 metre uzakta tutuyor. Ahmet'in boyu 170 metreymiş dostlarım. Şurası 170 santimmiş. Ağacın boyu nedir diye bir soru sormuş bize dostlar. Bakın bu klasik sorumuz oldu kardeşim. Çok sık karşınıza çıkacak. Şimdi bundan bir sürü soru yazdım ben. Şurası 170. Şurası 720. Şurası 240'mış. Bu da X. Aha sana bildiğin. Birinci şeklimiz vardı ya, kalıplaşmış şekillerden. O işte üçgenin içinden paralel doğru çizilirse ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Şimdi alttaki üçgenin, sağdaki üçgenin alt kenarı 240. Büyük üçgenin alt kenarı toplam ne yapıyor burası? İşte 940-960 yapıyor. Eşittir. Paraleli 170. Büyük üçgenin paraleli ise x. İşte buradan sorumuzu çözeceğiz dostlar. Hemen birer sıfır silelim şuradan. 2'ye bölelim 12 olsun. 2'ye bölelim 48 olsun. 12'ye bölelim 4 olsun. İçler dışlar çarpımını yaptığınızda x eşittir 4 çarpı 170 geldi. 17, 34, 68 çıkıyor. 680 santimdir dedik boyuna. Bakın bu sefer de ağaç yerine elektrik direği koymuş arkadaşlarım. Hemen bakalım. 1.6 metre 8 metre uzundaki sokak lambası 4 metre gerisinde duruyor. Gölgesinin boyu şuradaki x'i bizden istiyor. Şimdi çok uzatmayalım, hemen yapalım. Şu dik üçgenin, buradaki dik üçgenin alt kenarı x, büyük dik üçgenin alt kenarı x artı 4. Yazıyorum o halde. X bölü x artı 4 eşittir. Bunun paraleli 1.6, bununki de 8. 1.6 bölü 8 yazdık. Şimdi şurayı bir toparlayalım dostlarım ilk önce isterseniz. 10 ile çarpalım burayı. Virgül bu tarafa gelsin, kaysın. 16 olsun burası. Bunu 10 ile çarparsam 80 oldu. 16'ya bölelim 1. 16'ya bölelim 5 çıktı. İçler dışlarımı da yaptım. 5x eşittir x artı 4. 4x eşittir 4. X eşittir 1. Geldi, paketledim ben de. Evet, yine benzer bir soru. 12 metre uzunluğundaki direğin en üst ucunda noktasal ışık kaynağı varmış. Şimdi bu adama gelip yansıyor bu ışık kaynağı ve tabii ki şurada da bir gölge oluşturuyor. Şurası gölge. Direkten 15 metre uzaklıkta bulunan 2 metre uzunluğundaki adam, şu 15 adamın direğe uzaklığıymış arkadaşlarım. Gölgesinin de boyu kaçtır diye soruyor bize. Hemen yapalım. Paralellerin oranı 2 bölü 12 eşittir. Adamın gölgesi x bölü tamamı. X artı 15 dedik. Hemen toparlayalım. 1 burası, 6 burası. İçleri çarptım, dışları çarptım. Buradan 5x eşittir 15, x eşittir 3 geldi. Evet, 2018 yılında galiba, yanlış hatırlamıyorsam, sınavda sorulmuş bir sorunun da kopyasıdır bu arada bu şimdiki çözeceğimiz soru arkadaşlarım. İki tane elektrik direği var. Demek ki iki defa benzerlik yapacağız. Hemen yapalım. Aralarında 12 metre uzaklık bulunan 4.88, 1.6 metre boyundaki çocuk. Çocuğun boyu 1.6. Direk üzerindeki lambaların çocuğun her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları direkt eşitse... Evet, ÖSYM de böyle sormuştu. Gölge boylarına eşit demişti. Biz de x, x diyelim bunlara. Lambalardan birinin oluşturduğu gölgenin boyunu soruyor dostlarım. Bakın ne yapıyorum şimdi. İki benzerliği de şöyle dikkatli bir şekilde ayırt edelim. Soldakinden başlıyorum ben önce. Onu şöyle mavi ile göstereyim arkadaşım. Aha sana. İşte birinci benzerlik şeklimiz. Şuradan fark ettiniz bunu hemen. Yazalım benzerlik muhabbetini gobeller. Şurası 1.6 paralelimizin boyu bölü direğin boyu 4.8 eşittir. Şimdi çocuğun bu dik üçgenin, daha doğrusu alttaki kenarı x,
Büyük dik üçgenin alttaki kenarı şurasının tamamını yazacağım. X bölü buranın tamamı diyelim şuraya. Tamamı T ile gösterelim. Şimdi bakalım burası kaç X çıkacak. Hemen şunu sadeleştirirseniz 10 ile çarpalım. Burası 16, burası 48 yapar. 16'ya böl, 16'ya böl. 1'e 3 yaptı. Yani X ise tamamı 3X çıktı arkadaşlarım. O halde burası 3X'tir dedim. X, X burada. Şuraya da X kaldı diyebiliriz dostlar. Evet Gobeller, şimdi geldik diğer benzerliği göstermeye. Onu da kırmızıyla yapıyorum şöyle. İşte benzerliğimizi burada fark edelim. Şöyle çizdik. Şimdi bunu yazalım. Paralelin boyu 1.6 bölü büyük dik üçgendeki paralelin boyu 8 eşittir. Şimdi küçük dik üçgenin alt kenarı x, büyük dik üçgenin alt kenarına da tamamı diyelim yine arkadaşlarım, t ile gösterelim. Bu sefer de burayı bulalım. Şimdi yine sadeleştirme muhabbeti yapacağım. Burası 16, burası da 80 olacak. 10 ile genişlettim. 16'ya böldüm 1, 16'ya böldüm 5 oldu. Bakın 1'e 5 oranı, x'e 5x olacakmış dostlar burası da. Demek ki buranın tamamı 5x. Şimdi x burada, x burada, ikisi burada, buraya da 3x kaldı. Şimdi bakın iki direğin arasındaki mesafeyi toplam 6x bulduk. Ve bu 6x'i bize 12 vermiş. O halde x eşittir 2. Zaten x'i arıyorduk, gölgenin boyunu arıyorduk dostlar. Evet, yine bir elektrik direği, gölge boyu falan herhalde, bir bakalım. 1.6 metre boyundaki Ömer, 1.8 metre boyundaki babası Sedat'ın 1 metre gerisindedir. Tamam. Sedat'ın 2 metre gerisinde ise bir aydınlatma direği vardır. Ona da tamam. Ömer direğin tepesini babasının baş hizasından görebildiğine göre aydınlatma direğinin boyu nedir diye bir soru sormuş. Dostlar, bakınız bu da bir dik yamuk sorusudur aslında kardeşlerim. Şöyle ben iyice göstereyim şöyle kalın kalın. Dik yamuğu bir görün burada dostlarım. Dik yamukta ne yapacağımızı biz ilk videomuzda zaten söylemiştik size hatırlarsanız. İlk videodan kastım da şu. Bu kitabın ilk sayfası arkadaşlar. Şöyle bir dik yamuktur bu dostlar aslında görüyorsunuz. Ve dik yamukta yapılacak hamle şuradaki yüksekliği indirip dikdörtgeni oluşturmaktı dostlarım. Peki bu dikdörtgense şurası da 1.6, burası da 1.6. O halde şuraya 0.2 kalacak diyelim. Burası 1 ise şurası da 1, burası da 2 çıktı dostlarım ki bakın üst tarafta da klasik benzerliğimiz çıktı arkadaşlarım. Şu bizim benzerliğin birinci şekli çıktı. Deminden beri yaptığımız muhabbet geldi. Hemen yapalım. Soldaki dik üçgenin alt kenarı 1, büyük dik üçgenin alt kenarı 3 eşittir. Paraleli 0.2, paraleli şuraya da K diyelim, K. Şimdi içler dışlar yaptık. 3 ile 0.2'yi çarparsam 0.6 çıktı. Şuradaki uzaklık. Peki toplamını soruyor bize. 1.6 ile 0.6'nın toplamı da 2.2 yaptı. Cevap Bursa'dan patladı. Altıncı sorumuz dostlar. Bakın yine dik yamukla çözeceğiniz bir soru. Ne diyor? Dağın yüksekliği nedir diye soruyor. Bize şurayı sormuş. Şimdi şuradaki dik yamuğu yine gördüğünüz takdirde artık ne yapacağınızı daha da iyi biliyorsunuz dik yamukta dostlarım. Hemen şuradan gösterelim kırmızıyla. Dikdörtgenimizi oluşturduk. Ve dedik ki burası da 2'dir. Burası da 2'dir. 14'müş. Şuraya 2 kaldı diyebilirim. Burası da 4'e 396'ymış. Şimdi hemen benzerliğimizi yapalım üst tarafta. Soldaki dik üçgenin alt kenarı 4, büyük dik üçgenin alt kenarı 396 ile 4'ün toplamı yani 400. Bakın oran 1'e 100 geldi. Devam. Paralelimiz 12. Buranın paraleli ise şurası x diyelim buraya. 12 bölü x oldu. Dostum bak burası neydi? 3 katına çıkmış. Burası da 3 katına çıkacak diyebiliriz. 400'ün 3 katı 1200 yaptı kardeşim. Şurası 1200. 2 de buradan geldi. 1202 metre dedik sorunun cevabına.
Evet. Yine dik yamuk arkadaşlarım. Bakın iyice öğrenin diye peş peşe sormuşuz dik yamuk çeşitlerini. Burada zaten direkt gözüküyor dik yamuk dediğimiz muhabbet. Şimdi ne yapacağız kardeşler? Dikdörtgen oluşturacağız dedik. Hemen oluşturalım şuradaki dik yamuğu çizdim. Dikdörtgenimi de şuradan oluşturdum kardeşim. Şimdi burası haş ise bu da haş. Bu da haş. Burası 13 eksi haş. Şurası 10 eksi haş. 12 ise bu da 12, bu da 6. Hadi yapalım şuradan benzerliğimizi. Şimdi küçük dik üçgen burada dostlarım. Alt kenarı 12. Büyük dik üçgenin ise alt kenarı 12 ile 6'nın toplamı 18. Eşittir. Paralelim 10 eksi haş bölü büyük dik üçgenin paraleli 13 eksi haş. Şimdi gerisi düzenleme kısmı, sadeleştireceğiz falan, soruyu çözeceğiz. 6'ya bölelim 2, 6'ya bölelim 3. İçler dışlar yapıyorum. 26 eksi 2 haş eşittir 30 eksi 3 haşa. Eksi 3 haşı buraya alalım, haş olsun burası. 26'yı da buraya alalım. 30 eksi 26'dan haşı 4 bulduk. Ceyhan'dan geldi cevap. Evet, geldik buna. Şekilde verilen tuvalin yerden yüksekliği 60 santim, çizim alanın yüksekliği 80 santim. Noktaları doğrusal demiş. Paralel paralel, şurası paralel, burası burası paralel demiş. EF'yi 20 vermiş. Onu şurada gösterelim. Şöyle yapalım hatta. EF 20. Şurası E, şurası F olsun. Şimdi şöyle bir yamuk şekli var orada arkadaşlarım. Şöyle bir yamuk. Şuradan 80 santim, buradan da 60 santim yüksekliğimiz var dostlarım. CD 20 santim, yok CD 60 santim ise A ile B arası kaçtır diye de bir soru sormuş. Şimdi buradaki tabii ki şunlar yükseklik normalde 80 ile 60. Buradaki yükseklikler arkadaşlarım, ama şu kelebekten dolayı 80'e 60 oranı, yani 8'e 6, 4'e 3 oranı buradaki kenarlar arasında da olacak değil mi? 4K'ya 3K, hatta burası 4M'ye 3M diyebiliriz. Şimdi bakın, yine bu da bir yamuk sorusu oldu. Klasik sorularda çözdüğümüz bir versiyondur bu da. Yapacağınız şey şuradan yan kenara paralel çizmek olacaktı hatırlarsanız. Yamuğun en klasik hamlesidir demiştik bunun için. Peki şu 20 ise paralel kenardan, bu da 20, bu da 20. Bakın buraya kaldı x eksi 20. 60'tı, buraya kaldı 40. Şimdi şurada da klasik benzerliğimizi yaparsak dostlar mevzuyu bitiriyoruz. Hadi yapalım. 4k bölü tamamı 7k. 4 bölü 7 eşittir 40 bölü x eksi 20. Evet, kaç katına çıkmış? 10 katına. Bu da 10 katına çıkacak. 70 olacak burası. Eksi 20'yi de bu tarafa atarsam 90 oldu A ile B arasındaki mesafe. Evet, bakalım bu ne diyor? Tahtıravelli sorusu ÖSYM'nin iki kez sorduğu, son 5 yıl içerisinde iki kez sorduğu soru çeşidi arkadaşlarım. Bakalım ne diyor görelim. AB kolunun uzunluğu 1, BC kolunun uzunluğu 2 metre olan şekil 1'deki tahtıravellinin, BC şekildeki tahtıravellinin C ucunun yerden yüksekliği 180 diyor dostlarım. Şimdi bakın burada hemen şu klasik benzerliği görün dostlar. Şurada. Buradan şimdi şu desteğin boyunu bulabileceğiz arkadaşlarım. Şimdi x diyelim buna. Hemen 1 bölü 3 diyorum. 1 bölü 3 eşittir x bölü 180. X bölü 180. Buradan 3x eşittir 180. X eşittir 60 geldi. Bir işimize yarar illaki diye düşündüm. Desteğin boyunu, şurayı 60 buldum arkadaşlarım. Şekil 2'deki konuma geldiğinde AC'nin eğimi 7 bölü 24 olduğuna göre diyor. Şimdi AC'nin eğimi 7 bölü 24'müş. Yani şu sol tarafı sileyim. Şurayı karışmasın burası şeklimiz. Şimdi maviyi de alalım. Şöyle uzattığınızda dostlar bunu, AC doğrusunu uzattığınızda şu şekilde. Bakınız şöyle bir şekil çıktı karşımıza. Şurası 60.
Şuradaki açının tanjantını 7 bölü 24 vermiş bize arkadaşlar. Yani karşısı neyse komşusu 24 olacak şeklinde söylemiş. Buna göre A ucunun yerden yüksekliği kaçtır diye de bir soru soruyor. Şuradaki X'i soruyor bize. Şurayı soruyor. Şimdi bunu biraz daha büyük çizeyim ben ki iyice görelim dostlarım. Biz şöyle yapalım. Şimdi A ucu burada. A'nın yerden yüksekliğini soruyor bize. Şöyle çizelim. Şurası C. Burada bir B var arkadaşlarım. B'yi şuradan birazcık çizelim. Burası 1K'ydı. Burası da 2K'ydı değil mi? 1'e 2 oranı şeklindeydi. Hatta direkt 1 metreymiş burası. Yani 100 santim. Burası da 200 santimmiş. Böyle söyleyelim burayı. Şurayı 60 santim bulmuştuk biz. Şimdi A'nın bakın dik yamuk olduğunu gördünüz. Hemen şuradan dik yamukta ne yapacağınızı biliyorsunuz. Buradan bir dikdörtgen çizilecek. Bunu bir çizmiş olalım biz de. A'nın eğimi dediğimiz şey şuradaki açı. Ben şuradan da bir dikdörtgen oluşturdum. Bakın bu açıyla bu açı yöndeş açı oldular ki. Demek ki buradaki açının da tanjantı 7 bölü 24 olacak. Yani karşısı 7K ise komşusu 24K olacak. Ve biliyorum ki 7, 24, 25 üçgeninden şurası da 25K'ymiş arkadaşlarım. Bunu da söylemiş olalım. Peki 25K 300'e eşit. Hemen yazıyorum. 25K eşittir 300. K eşittir buradan 4 kere 3 12 geldi arkadaşlarım. K'yı da 12 bulduk. K 12 ise 7K'yı söyleyelim hemen. 7 çarpı 12'den 84 geldi K. Şurası 84 çıktı. 24K'yı da bulabilirim 24 çarpı 12'den ama bir duralım bakalım şimdilik. Başka neler lazım bize onu görelim. Şimdi neyi soruyordu? A'nın yerden yüksekliğini yani şuradaki X diyelim buraya. Burası da X tabii ki. Burası da X. Şurası 60-X. Bakın X'i şuradaki birinci benzerlik şeklimizden artık kolay bir şekilde bulabiliriz dostlarım şuradan. Hadi bulalım. Şurası 100 bölü 300 yani 1 bölü 3 eşittir 60-X bölü 84. Buradan x'i buluyorum. Hemen toparlayalım. 180-3x eşittir 84. 84'ü bu tarafa atarsak 96 eşittir 3x. 3'e böldüğümde de 32 eşittir x geldi. Biraz uğraştırıcı soruymuş. Eğim çıktı karşımıza arkadaşlarım. Eğimi de bir duymuş olduk. Eğim adamın yerle yaptığı açının tanjantıymış. Yani bunu şöyle uzattığımızda yerle yaptığı açı burası oluyor. Bu açının tanjantı 7 bölü 24'müş. Biz bu açıya A dersek yöndeşlikten bu da A olduğu için bu açının tanjantını biz 7'ye 24 diye yazdık dostlarım. Evet. 10. sorumuz bakalım ne diyor? Yine bir tahtıravelliğe benzer bir soru. Şimdi C noktasından aşağı ve yukarı doğru hareket edebilmektedir şekildeki düzenek diyor arkadaşlarım. 40 kök 2, 100 kök 2, 40'ı da vermiş bize. Düzeneğin A köşesinin zemine değdiği de B köşesinin zemine uzaklığı kaç birim olur diye bir soru sormuş. Şimdi A'yı biz zemine bir değdirelim arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Zemin burası olsun. A'yı da şöyle zemine değdirmiş olalım. Şuradan da C iniyor aşağıya 40. Şurası B, burası A, burası 40 kök 2. Yazalım hadi 40 kök 2. Burası 100 kök 2. B'nin de bize yerden yüksekliği soruluyor dostlarım. Bakın klasik bir sorumuz haline döndü. Hemen benzerlik yapıyorum. 40 kök 2 bölü 140 kök 2. 40 kök 2 bölü 140 kök 2 eşittir 40 bölü x. Dostlar bakın neyi fark ettim? Kök 2'ler sadeleşince 40'a 40 demek ki 140'a da 140 olacak. X eşittir 140 çıktı. Evet başka bir benzerlik sorusundayız. Diyor ki Emrah ile Suat dikdörtgen şeklindeki şurası demek ki 90'ar dereceymiş bilardo masamızda. Bilardo oynuyorlar. Suat parçalı topların tamamını bitirip atması gereken son topu olan delik ağzındaki 8 numaralı siyah topa atış yapması gerekmektedir. Tamam şuradan vuracak beyaz topa gelip siyaha çarpacak arkadaşlarım.
Emrah'ın toplarını değdirmeden şekildeki yolu izleyerek düz bir şekilde göndermek zorundadır. EA 30, şurası 30. Bakın tamamı 120 imiş, buraya 90 kaldı. Şurada 120'yi yazmış. 280 ve 120'yi gördük arkadaşlarım. Olduğuna göre diyor, FB yolu acaba nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi burada kardeşlerim bakın şöyle bir çizelim bunu da. Böyle iyice görün siz de. Burada iki tane dik üçgen görüyorum dostlar şu şekilde. İki adet dik üçgen var. Ne demiştik? İki veya daha fazla dik açı görürseniz AB 90 benzerliği yapacaksınız demiştik. Şimdi burada da onu yapıyorum. Bakın canımın istediği bir açıya A diyorum. Burası A, 90, buraya B yazdım. Şimdi bu tarafa nasıl geçeceğiz? Arkadaşlar düzlem aynayla bilardo sorularının ortak özelliği şu. Top bilardo masasına çarparken masanın bandıyla kenarıyla hangi açıyı yapıyorsa giderken de oradan ayrılırken de masanın bandıyla kenarıyla aynı açıyı yaparak ayrılır. Bunun aynısı düzlem ayna için de geçerli. O yüzden buradaki açıyla buradaki açı her zaman eşittir. Şimdi B 90, burası da A geldi. Hadi benzerliği yapalım artık arkadaşlarım. Burada B'nin karşısı 90. Burada B'nin karşısı 120. Yani biraz sadeleştirirsem 3 bölü 4'müş. Bu iki dik üçgenin benzerlik oranı. O halde burada A'nın karşısına ben 3K dediğimde burada A'nın karşısına 4K demek zorundayım. Ve toplam 7K'yı biz ne diye bulduk biliyormuşuz arkadaşlarım? 280. O halde K eşittir 40 çıktı buradan. 280'i 7'ye böldüğüm takdirde. Peki K 40 ise 4K ne yapar? 160 yapar. Bak bana X'i soruyordu. Gel şu dik üçgende hemen X'i bulalım. 120, 160 X üçgeni görüyorsunuz. Bu bizim çok sık karşımıza çıkan özel bir dik üçgen. 12, 16, 20 dik üçgeninin 10 katıymış bu. 3, 4, 5 üçgeninin katıdır arkadaşlarım. Evet, 200'ü paketledik. Bakın burada da düzlem ayna yapacağız şimdi. Göz hizası yerden 165 santim yukarıdaymış dostlar. Şuradaki yükseklik, bu çocuğun yüksekliği 165 santimmiş. 70 santim, 560 santimi. Diyor ki bayrak direği ile yer arasında kendinden 70 santim uzağa direğin tepesini görecek şekilde bir ayna koymuş. Bakın şimdi buradan aynaya bir ışın gönderdik biz. Aynanın ile ışının yaptığı şu açı ışın giderken yer ile yaptığı açıya eşit olacakmış dostlarım. Az önce söylediğim bilardo masası muhabbetindekinin aynısı yani. Evet, işte burada da iki tane dik üçgeni görüyorsunuz. Elektrik direği yere dik olacak. Çocuk yere dik olacak tabii ki. Ve şimdi benzerlik yapıp bayrak direğinin boyunu bulabilirsiniz. Şunlara da B, B diyelim. A'nın karşısı 165. Burada A'nın karşısı X eşittir. B'nin karşısı 70. Burada B'nin karşısı 560. Şunları sadeleştirdim. 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 8 geldi. İçler dışlar yaptım. X eşittir 8 çarpı 165 çıktı. Çarpalım bunu da dostlarım. 800, 6 kere 8 480, 8 kere 5 40. Topladık 1280 artı 40. 1320 geldi. Evet. Metre olarak sorduğu için de 100'e böldük hemen. 13.2 işaretledik dostlarım. Oo, karmaşık bir şekil gibi duruyor. Örümcek ağı var herhalde. Evet, üçgen örümcek ağının her mavi çizgiler birbirine paraleldir diyor. Mavi çizgiler birbirine paralel. Yani bu buna paralel. Şimdi diyor ki KL'ye 2K dediğinde BC 3K olacakmış arkadaşlarım. O halde burada klasik benzerliği gördüyseniz 2'ye 3 oranı var paraleller arasında. Hemen küçük üçgenin sol kenarına 2A dediğimde büyüğün sol kenarı 3A. Yani şuraya da A kaldı. Ve Thales amca ne diyordu arkadaşlarım? Buradaki oran buradaki orana eşit. Yani 2A'ya 1A. E bu da yine bu buna paralel olduğu için aynı muhabbet 2'ye 1. Yine aynı Thales amcamın dediği gibi paraleller 2'ye 1 şeklinde buraya kadar getirdiler bunu arkadaşlarım.
Diyor ki bize DE 12 birimdir. Bak şuradaki 1K'ya 2K yani 3K'yı bize 12 vermiş. Demek ki K 4. PR'yi de 4 vermiş. PR şurası da 4'müş dostlarım. Bize de diyor ki DR ile EF'nin toplamı şuna X. DR'yi de zaten 4 bulduk şimdi. X'i bulalım bir de. Hadi benzerlik yapalım. 1 bölü 3 eşittir 4 bölü X'e. Buradan X eşittir de 12 geldi. Evet, ikisinin toplamı da 16 çıktı arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor? Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıt C köşesinden tutulup DE boyunca katlanınca C noktası şekil 2'deki gibi C üssü oluyor. Pekala. Şekil 2'de DE paraleldir AB'ye demiş. C üssü F eşitmiş buraya. FG'yi 6 vermiş. Burası 6. Dostum bak hemen şuradaki orta tabanı görsene. Bak burayı 2'ye böldüyse burayı da 2'ye bölecek. 6 ise burası ne olmak zorundadır? 12 olacak orta tabandan dolayı. Yani şu DE'yi 12 bulduk biz şimdi. Devam edelim. AB kaçtır diye bir soru soruyor bize. Hadi gelin gerisini de yapalım şimdi dostlar. Şimdi bakın bu benim bu sene hani çıkmasını ümit ettiğim bir tahmin sorusudur. Bunu çok dikkatli dinleyin arkadaşlarım. Şimdi şekil katlanmış. Burada bir şey göstereceğim. Bundan sonra bunu artık her soruda hani biz burada yaptığım işlemleri yapmadan direkt söylemenizi isteyeceğim arkadaşlarım. O yüzden burayı biraz daha dikkatli dinleyin. Şimdi kardeşler ben katlanmış şekli geri açacaktık hatırlarsanız. C'yi geriye açtım. Kat çizgisi açıortaydı. Onu şurada gösterelim. Bu taraftan da açıortay, bu taraftan da açıortay diyelim. Şimdi şu açıyla şurası yöndeş olduğu için buna nokta koyalım. Yine bu çizgiliyle de şurası yöndeş olduğu için çizgi koyalım. Bir de bakın paralellikten dolayı şuradan bir Z harfi geliyor dostlarım. O halde burası da noktalı açıdır. Bakın bu ikizkenar çıktı. Yine Z harfi yapıyorum bakın şurada. Burası çizgili açıdır. Bakın bu ikizkenar çıktı. Lütfen bundan sonra arkadaşlarım şöyle bir üçgeni içindeki paralel doğru boyunca katlamış, paralel doğru boyunca katlayıp şöyle üçgenin dışına taşırdığında diyeceksiniz ki artık şununla şu üçgen kesin ikizkenardır. Bunu artık böyle her seferinde bu buna eşit Z kuralı, bu da buna eşit falan demeyle vakit kaybetmeyin arkadaşlarım. Bilin ki bunlar hep ikizkenar. Peki şimdi devamını yapalım. Bu işine yarar ya da yaramaz onu bilmem ama çoğu soruda işine yarayacak kardeşim. Bu soruda yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Şimdi devamını yapalım arkadaşlarım. Şöyle yeşil renk alayım birazcık. Şimdi bakın şu K bu da K'ymış ve bu 2K dediğiniz uzunluk katlandığında şuraya geldi değil mi kardeşim? O zaman burası da 2K. Bak burada işimize yaradı. E şimdi bunların eşit olduğunu söyleyince bu da K'ydı. Bak onu burada da gösteriyorum. Şimdi AD'yi K bulduk. Burayı da 2K bulduk. Ve DE'yi de 12 bulmuştuk. Bak senin en klasik benzerlik çeşidin arkadaşlarım. Sabahtan beri yaptığımız benzerlik. Ne yapacağız? Alttakinin sol kenarı 2. Büyüğünün sol kenarı 3. 2 bölü 3 eşittir. Paralelim 12. Paralelim x. Evet 6 katı. Bu da 6 katı olacak. Ceyhan'ı paketledim dostlarım. 15 numaraya bakıyoruz şimdi. Yine bir katlama sorusu. 9, 12, 15 üçgenidir değil mi? Bu önce bunu bir yazalım. B üzerine gelmektedir diyor. Başka diklik diklik 15'i 12'yi şuradaki 6'yı da şimdi gördüm. Şu üçgeni katlanmadan önceki haline bir açalım öncelikle. Şöyle C noktası buradaydı diyelim. Burası 12, burası 15, buraya 9 dedik. 15 katlandı buraya geldi. 12 katlandı buraya geldi. Çevre diyor A, B, C üssü de. Şuradaki mavi bölgenin de çevresini istiyor bizden artık dostlarım. Şimdi bakın neler yapacağız. Şurayı bir kere ne bulduk biz tamamını şuranın? 12, 12, 24, 6 daha 30 bulduk. Şuranın tamamını 30 bulduk şimdi dostlar. Şimdi şu şekle baktığınızda birinci şeklimize iki tane dik açı görüyor muyuz? Evet hocam. O zaman biz ne yapacaktık iki dik açı gördüğümüz soruda?
AB 90 benzerliği. Hemen şuraya canımın istediği bir açıya A 90 B. Büyüğüne baktığımda A var, 90 var. O halde burası da B olacak dedim dostlarım. Şimdi benzerleyelim. 90'ın karşısı küçük üçgende 15, büyük dik üçgende 90'ın karşısı 30. Bakın 1'e 2 oranı çıktı. Şimdi gerisinde oran yazmaya gerek yok artık. Küçükte A'nın karşısı 9 ya, büyükte 2 katı olmasını bekliyorum. O halde 18. Küçükte B'nin karşısı 12 ya, büyükte 24 olacak. Demek ki şuradaki kenar 24, 15'i burada, buraya da 9 kaldı. Onu burada da göstereyim. Bak burası 9, burası 18. Artık çevremiz çıktı arkadaşım. Topluyorum 15, 9 daha 24, 6 daha 30, 18 daha Denizli. Paketledik gitti. Evet, geldik bu kerataya. Yine bir katlama sorusu arkadaşlarım. Hadi başlayalım. Şekil 1'de ön yüzü sarı, arka yüzü yeşil olan ABC kağıdı AG boyunca kesilerek A köşesi tutulup GE boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi bir şeyler. Şimdi birkaç soru önce klasik sorularda dedik ki eğer dedik ağırlık merkezinden bir paralel doğru geçiyorsa hemen yandaki kenarları 1'e 2 oranında olduğunu söyleyin demiştik arkadaşlarım. Böyle böler demiştik. Bunu da uzun uzadıya ispatlamıştık dostlarım. Videoları o yüzden düzenli takip etmenizi isteyeceğim arkadaşlarım. Çünkü herhangi bir yerde yani senin çok iyi çözdüğün bir soru da olabilir ama ben orada mutlaka belki de ince bir detay söylemişimdir. O yüzden hani sonraki videoyu izlediğinde acaba nerede dedi hoca falan deyip de kaçırırsınız. Güzel güzel not alarak giderseniz sizin için iyi olur. Evet, BC uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi bunu da konuşalım burada. Bakın burada M'ye 2M oranı var demiştik. Şimdi bu 2M katlandı tabii ki şuraya geldi. Burası da 2M olacak arkadaşım. Ve dedik ki bak şuradakiler daima ikiz kenar olacak. Bir soru önce ya da iki soru önce söyledik değil mi bunu? Burası da M oldu. Burası 2M idi demek ki bu da M oldu. Bakın şuradaki 3 buranın orta tabanı çıktı. Çünkü MM böldü arkadaşım. O yüzden burası 3 ise burası kesin 6. G ağırlık merkezi ise şu adam kenar ortaydı dostlar. Kenar ortaysa 2'ye bölecek. Bu da 6. Şimdi toplam burası 12. Hadi benzerlik yapalım. 2 bölü 3 6 bölü x. 3 katı 9 çıktı. X dediğimiz şey. Yok 6 bölü değil. 12 bölü pardon. 12 bölü çok özür dilerim. 12 değil mi şurası? Paralelimiz 12. Kaç katı? 6 katı. Bu da 6 katı olacak. 18 olacak. Sorunun cevabı. Evet. Geldik buna. Bir katlama sorusu daha. Şimdi şekildeki ABD üçgeni AD boyunca katlandığında B noktası B üssü noktasına geliyor. Tamam, burada da göstermişiz. Şimdi kat çizgisi açıortaydı. Onu bir söyleyelim. BD katlandı, şuraya geldi. Bunu söyleyelim. B açısı katlandı, buraya geldi. Bunlar birbirine eşit. BD'yi 6 vermiş. O halde burası da 6. DE'yi 4 vermiş. 4 yazalım. EC'yi de 8 vermiş dostlarım. Bunu da söylemiş olalım. AC nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bakalım neler yapacağız görelim. Şimdi şurası 6 idi BD. Şekildeki ABD üçgeni demiştim. Şimdi ilk gördüğüm şey arkadaşlar şu açıortayı bir konuşabilirim. Bakın burada bir açıortay görüyorum. Bir işime yarayacak mı bilmiyorum ama hani ayaklarını vermiş bize 4'e 6. Daha doğrusu 2'ye 3. Kolları da 2K'ya 3K olacak deyip bunu bir söyleyebiliriz. Yani bir işime yarayacak mı yaramayacak mı gerçekten bilmiyorum. Gördüğümü yazdım sadece arkadaşlarım. Başka şu eşit açılara A, A, B, B şeklinde isimler verelim dostlarım. Belki bu da olur ya, bir yerde bir şey tuttururuz. Aa, bir paralellik varmış bak, bunu okumamıştım. AC paralelmiş DB üssüne. O zaman şurada bir Z harfi var diyebilirim ben gönül rahatlığıyla. Şöyle bir kalemimi alayım. Bakın şurada bir Z harfi var. Madem paraleller bunlar. Burada bir Z var. Demek ki şurası da A açısıymış diyebiliriz.
Yani şu kısım oldu. A artı B. Bak soru bitti şimdi kardeş. Burası A artı B oldu şu aç. Şimdi şu B ile şu A'nın toplamı da şuraya eşit değil mi dostlarım? İki iç bir dışa eşit kuralından. Bu da oldu A artı B. Bak ikizkenar üçgen çıktı. Demek ki burası 12 ise burası da 12 olacak. İkizkenar üçgen olması için gördüğünüz işte arkadaşlarım. Benzerlik yapsak da çözebilirdik belki soruyu ama ikizkenardan çözdük. Hiç benzerlik yapmaya gerek kalmadı. Hatta şu açıortayı da fazladan yapmışım. Gerek yokmuş açıortay kuralını yapmaya. Tabii bilmiyorsunuz ilk kez çözdüğüm için şimdi bu soruyu ben de. Hani başlangıçta bilmiyorum bu bir işime yarayacak mı yaramayacak mı. Gördüğünüzü yapıyorsunuz dostlarım. Şimdi arkadaşlar zili biz çaldı. Ben burada bir durdurayım videoyu. Sonra birazdan gelip şu millet teneffüse çıksın, teneffüsten çıksın, derse girsin. Sessiz bir ortamda tekrar çözmeye devam edeceğim. Burada durduruyorum. Evet, geldim arkadaşlarım. Şimdi ne diyor bakalım. 3 farklı dik üçgen, farklıymış bunlar ve bir kare birleştirilerek şekil 2'deki gibi dik üçgen oluşuyor. Çevre A, E, L nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakın EF'yi 16 verdiğini söylemiş. AC'yi ki şurasıymış AC 25 verdiğini söylemiş bize. Bunun hipotenüsüyle kardeşim şuradaki hipotenüs burası kare olduğu için şunun dik kenarına eşitmiş. Onu da kullanabiliriz belki. Burası kareymiş. Bunların her biri birbirine eşit olacak. Başka da bir şey yok değil mi? Bu kadar. Şekilde verilenlere göre bilmem ne bilmem ne. Şimdi şunlara x, x, x diyelim. Şimdi ne demiştik dostlar? Bir sürü dik açı gördüğünüz zaman 2'den fazlaysa, 2 veya 2'den fazlaysa AB 90 yapacaktık. Hemen şuraya A 90, B yine 90 A diyelim. Yine 90 B diyelim. 90 A, 90 B'yi yazdım. Şimdi şu turuncuyla mor üçgenin birer kenarlarını bildiğim için burada bir benzerlik yapayım diyorum arkadaşlarım. Burada 90'ın karşısı x, bunda 90'ın karşısı 25 eşittir. B'nin karşısı 16, B'nin karşısı x. Buradan hemen içler dışları yaptım. X kare eşittir 16 çarpı 25. Her iki tarafında kare kökünü alınca x eşittir. 16 4 diye çıktı. Bu da 5 diye çıktı. 20. Şurayı 20 bulduk dostlarım. Demek ki karenin bir kenarı 21'inmiş dedim. Şimdi o halde bu üçgen 12 16 20 üçgenidir. Bu 15 20 25 üçgenidir. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi bir pratik yol öğretmiştim size. Böyle dik üçgen içinde kare varsa şu karenin bir kenarı 20'nin karesi 15 ile şuranın çarpımına eşitti dostlarım. Hani aklınıza gelirse y'yi de buradan hemen pratik bulabilirsiniz. Ya da tabii ki bu unutmuş da olabilirsiniz bunu. Şöyle de bulabiliriz dostlarım. Yine bu sefer de şu yeşille ister turuncuyu ister moru benzerleyip yeşilin de kenarlarını bulabiliriz. Şimdi biz benzerlik yapalım. Pratik yolu unuttuk diyelim. Hemen benzerliyorum. A'nın karşısı 20 bölü burada A'nın karşısı 12. Turuncuyla benzerliyorum yeşili. B'nin karşısı Y. Burada B'nin karşısı 16. Şimdi sadeleştirelim. 4'e bölelim 3. 4'e bölelim 5. 3Y eşittir. 5 çarpı 16'dan 80. Y eşittir. 80 bölü 3 geldi arkadaşlarım. Biraz gıcık bir sayı çıktı ama. Bizden ne istiyordu? A, E, L'nin çevresini istiyor. Yani büyük dik üçgenin çevresini istiyor. Sanki de böyle tam sayı çıkmayacakmış gibi geldi bana. Bir daha bir bakalım. A'nın karşısı 20. Burada A'nın karşısı 12. B'nin karşısı Y. B'nin karşısı 16. 4'e böldük 3. 4'e böldük 5. 5 kere 16, 80. Tamam doğru gidiyoruz neyse. Şuraya bir daha bakalım. 80 bölü 3 oldu burası da. Y. Şimdi 20 var. 80 bölü 3 var. Hipotenüsü bulacağız birlikte dostlarım. Bu da bakın 60'ın 3'e bölünmüş halidir değil mi? 20 dediğimiz şey 60 bölü 3. O halde burası 60'ın 3'e bölümü. 80'in 3'e bölümü 6, 8, 10 üçgeninde 10 katını alıp 3'e bölmüş arkadaşlarım. 100 bölü 3 de burası geldi.
Evet, şimdi toplayalım üçgenin çevresini. Yani toplayınca tam sayı çıkacakmış dostlarım. Şurası 37 yaptı bu kenar. Şimdi şuraya kadar olan kısım 20, 15 daha 35 yaptı. Şurayı toplayalım. 80 bölü 3 ile 100 bölü 3'ün toplamı 180 bölü 3'ten 60 yaptı. 16 da şuradan gelecek. İşte çevresi bu arkadaşlarım üçgenin. Topluyorum. Şurası 60, 120, 12 de buradan geliyor. 120, 132, 138, 148 geldi sorunun cevabı. Evet, bir korkuttu ilk başta, tam sayı çıkmayacak diye korktum ama çözdük. Bakalım bu ne diyor? Bir katlama sorusu. Dik üçgen DE boyunca katlanmış. O halde ilk iş, şunu bir geriye açalım. Katlanmadan önceki moda geri dönelim. C noktası buradaymış. Bu DE dikmiş. Şuranın tamamı 18. Burası 8. Burası 16'ymış. Biz bu 16'yı katlayınca şuraya getirmiş olduk. Burası da 16 olacak. 8 kaldı. Bakın şu küçücük yer şuranın orta tabanı çıktı. Burayı da demek ki 2'ye bölecek diyelim. Bize KDX nedir diye soruyor. Tabii ki burası da X oldu. Orta taban olduğu için. Bakalım başka neler vermiş. 18'i, 8'i, 16'yı gördüm arkadaşlarım. X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Verilenler bu kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi şu 18'i de bir kullanmaya çalışalım. Bundan hiç bahsetmedik. 18'i de şuranın tamamı 18'miş ya arkadaşlarım. Şununla paralel olmasından faydalanalım. Şu uzunluğu bulalım. Çünkü şuraya K dediğimde burası 2K gelecek. 2K'dan faydalanıp 18'i çözmeye çalışalım. Şimdi şuradan benzerlik yapıyorum. 16 bölü şuraya kadar olan kısmın tamamı, yani 16 bölü 24 eşittir 2K bölü AB. 2K bölü AB'yi de 18 vermişti bize. 8'e böldüm 2, 8'e böldüm 3. 2 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 ile 18'i sadeleştirip 6 yazdım. Buradan K eşittir 6 geldi. K 6 şuraya yazdım. Bakın bu dik üçgende 6, 8, 10 dik üçgeni çıktı. X 10 geldi dostlarım. Evet, geçiyorum. Güzel. Yine bir katlama sorusu. Artık şuna alıştık arkadaşlar. Şu A'dan katladığımızda paralel bir doğru boyunca katladığında şunların ikizkenar olduğunu ispatlamayın her seferinde. Direkt yazın demiştim. Bunu lütfen alışın arkadaşlarım. Şimdi AD DB'nin iki katıymış. Burası K, burası 2K ve bu 2K'lık kenar katlanıp şuraya geldi arkadaşlarım. Demek ki buranın tamamı da 2K. Bu eşitlikten bu K, bakın bu da K çıktı. Demek ki KK diye böldüğüne göre bu bir orta taban. Şu 16 şuranın orta tabanı arkadaşlarım. O halde bu DE uzunluğu tamamı 32 oldu. Şimdi BC'yi soruyor bize. Bakın soru artık çok basit bir klasik benzerlik soru haline döndü. Şurası 32, burası 2K, burası 1K, burası da X demiş. Hemen yapalım benzerliği. 2 bölü 3, 32 bölü X. 16 katı, bu da 16 katına çıkacak. 48'i yapıştırdık. Hemen bir sonraki soruyu da açtım. Bir yudum da çay içelim, bir yandan da okuyalım. Eşkenar üçgenmiş bunlar. A ve D köşeleri çakışacakmış. Çevre DEF 45, o halde bir kenar 15 olacak. EC üssü 6, o halde buraya 9 kalacak. BEX nedir diye soruyor. Çok güzel bir benzerlik sorusudur bu dostlarım. Eşlik sorusudur hatta, daha da ötesi. Biz bunun neredeyse aynısını eşkenar üçgen sorularının içerisinde çözdük. Aynen böyleydi dostlarım. Bir eşkenar üçgende biraz böyle çevirmişti. Orada burayı 10 vermişti. Biz dedik ki şurayla şurası C üssü F dediğimiz yer birbirlerine direkt eşittir. Yani 9 olduğunu orada ispatlamıştım ben kardeşim. Şimdi bir kez de burada ispatlayacağım dostlar. Klasik bir sorudur bu. Eşkenar üçgenin içine şöyle bir tane daha eşkenar üçgeni yana yatırıp çizmiş.
Sağ tarafa doğru da yatırabilir ikinciyi. Buradaki şeklimizdeki gibi sola doğru da yatırabilir. Fark etmez. Burada her zaman şurasıyla şu parça eşittir. Ya da böyleyse şurasıyla şu parça her zaman eşit olacakmış. Bu aklınızda durursa hemen pat pat çözersiniz. Bakın benim yaptığım gibi. Peki uzun yolu neyi öğretmenim? Şimdi onu yapalım dostlar. Şimdi Can kardeşim, bu eşkenar üçgense 60. Tabii ki şu sarısı da eşkenarmış. 60. 60'ı yazalım. Şurası da 60 oldu. Şimdi şu arada ortak bir açıları var. A diyelim buna. O halde burası 60 eksi A. Buna da 60 eksi A yazdım. Şimdi devam. Şimdi kenarların eşitliğini de gösterelim bir yandan. Dostlar, şu eşkenar üçgenin bu kenarı 15. Tabii ki şurası da 15. Bu eşkenar üçgenin kenarına şu simgeyi koyuyorum. Tabii ki burası da aynı simgeyi hak etti. Şimdi Can kardeşlerim, biraz daha kalın bir şey alıp şöyle kahverengiyle çizelim. Şu üçgene bakmanızı isteyeceğim şimdi arkadaşlarım. Bu üçgenin tanımını yapacağız birlikte. Şurada. Sonra da şu üçgenin tanımını yapacağız. Şu ikisinin bakalım nasıl üçgenler, bunu göreceğiz. Şimdi tanımı şöyle. Bir kenarı şu hareketi yapmışım. Bir kenarına da tık simgesi koymuşum. Ve tam da aralarındaki açı 60 eksi A. Sarıyla şu üçgenin olayı bu. Şimdi geldim bu üçgene. Bakın bunun da bir kenarına bu hareketi, bir kenarına tık simgesi koymuşum. Ve aradaki açı yine 60 eksi A. İşte bu ne demek? Bu üçgenler birbiriyle eş, tıpatıp aynı üçgenler demek. Eş üçgen nasıl olunuyormuş dostlar? İkişer kenarları eşit olacak, tamam, ama yeterli değil. Bir açıları da ortak olacak ama bu da yeterli değil. Bir açı tamam eşit olacak ama neredeki açılar? Tam aynı yerdeki açılar. Tarif ederken aynı yeri söyleyeceksin. Bak ne dedim? Bununla bunun arasındaki açı. Burada da aynı şekilde bununla bunun arasındaki açı. Yani burada mavi üçgende mesela şurası 60 eksi A olsaydı açıları eşit vardı birer açıları ama eş olmayacaklardı bu durumda. Çünkü aynı yerdeki açılar değildi arkadaşlar. Bak bunun S'inin karşısı, S kenarının karşısı, bununsa S kenarının karşısı 60 eksi A olmayacaktı. Tamam mıdır dostlarım? Şimdi eş olduklarını bulduğum için 60 eksi A'ların karşısındaki kenarlar da eşit olacak doğal olarak. Yani 9'sa bu da 9 olacak. Evet, 22 numaradayız. Bakalım bu ne diyor. Pistten 11'im A noktası inişe başladığında izin vermeyince pistten C noktasına hareket etmiştir diyor. Ben böyle kısa kısa okuyorum arkadaşlarım. Dik vermiş. KL'yi 19 vermiş. Şuranın tamamı 19'muş dostum. Uçağın aldığı toplam yol kaç birim olabilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi hemencecik şunu da yapalım. Şuradan 4 ise burası, burası da 4, şuraya 6 kaldı diyelim. Yine burası da 4, şuraya 8 kaldı diyelim. Bakın iki tane dik üçgen görüyorsunuz dostlar. 2 adet dik üçgen var. Hemen A 90 B, B 90 A, A 90 B'yi de yazalım. Şimdi bir de bunları benzerlemeye çalışalım arkadaşlarım. Şuraya X diyelim. Şuraya 19 eksi X yazalım bir de. Benzerliyorum. B'nin karşısı burada 6. B'nin karşısı burada 19 eksi x eşittir. A'nın karşısı burada x. A'nın karşısı burada da 8 geldi. Şimdi bir içler dışlar yapalım hemen. 6 kere 8 48 eşittir. X çarpı 19 eksi x oldu dostlarım. Buna da eyvallah. Şimdi düşünelim şöyle, ne ile neyin çarpımı 48? Hani 16 ile 3. Burası 3, burası 16 olabilir mi arkadaşlarım 3 verirsem? Evet oluyor. Demek ki x'imiz 3'müş. Burası da 16 geliyormuş. Tabi deneyeceğiz bunu şimdi. X 3 ise hemen şurada Pisagor yaptım. 3, 6. Bak Pisagor'da yapmıyorum hatta. Ne demiştik? Emrah hocamın, benim hatırım için ezberlediniz bunu. Biri diğerinin 2 katıysa şurası küçük olanın kök 5 katı. Şimdi burası 16, 8, 16. Biri diğerinin 2 katı. Küçüğünün kök 5 katı 8 kök 5. O halde uçağın aldığı yol toplam 8, 3 daha 11 kök 5 olabilir.
Şimdi şıklara bakacağız. Var mı? Var. Tamam. Doğru cevap bu. Peki olmasaydı şıklarda hocam? Hani neden bu soru olabilir diye sormuş. Bir de şunu deneyeceksiniz. Şimdi biz nereden biliyoruz buranın daha küçük, buranın daha büyük olduğunu? Belki de hani şekle aldanmamak lazım. Belki de şöyle olacak. Burası 16. 16 ise bakın x, burası 3 geliyor. Yani yine çarpımları 48 çıkıyor. O zaman burası 3, burası 16 olacaktı arkadaşlarım. Tabii bir Pisagor da buradan yapacaktı. Şimdi 3, 8 burayı bulacaktın. 16, 6 burayı bulacaktın. Bu sefer de bir şey çıkacaktı illaki. Demek ki o da şıklarda olmayan bir şeymiş arkadaşlarım. Tamam mı? Evet. İki farklı cevabı var yani bu sorunun. Evet, bakalım bu ne diyor. ABCD dikdörtgen. KL diktir bilmem ne bilmem ne. 20, 25, 25. AL 20, 12, 15. Hepsini gördük arkadaşlarım. Ok yönünde değecek şekilde böyle düşürmüş bunları dostlar. Şu 25'i buraya düşürmüş. Bu da 25'miş, buraya düşmüş. O zaman burada bir 15, 20, 25 üçgeni var. Burada da 15, 20, 25 üçgeni var. Yukarıda verilenlere göre K üssüyle M arasındaki, M üssü arasındaki mesafe nedir diye soruyor. Bakın burada yine bir dik yamuk çıktı karşımıza. Ne dedim ben size? Olmazsa olmaz geometri taktiklerini anlatırken dedim ki bakın bu dik yamuk sürekli çıkacak karşımıza. Lütfen alışın. Boşuna anlatmadık yani arkadaşlar. Olmazsa olmaz geometri taktiklerini, ilk videomuzdur o bizim. Şimdi burada da dik yamukta ne yapacağımızı biliyoruz. Hemen dikdörtgen çizdik. Burası da 12. 15 ise burası da 15. Şuraya 5 kaldı. Bakınız 5, 12'den 13'ü paketledim. Özel dik üçgenimi yakaladım arkadaşlar. Şimdi dostlar kaç soru vardı toplam bunda? Bir 44 falandı diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakayım. Hani ikiye bölmeyi düşünüyorum videoyu. Buraya kadar bir çözdük de. Evet, 42 tane soru var. Biz kaçta kaldık? 23'te kaldık. Yani burada bir duralım. İkinci videoda da kalanını çözelim arkadaşlarım. Hadi bakalım bu videoyu sonlandırıyorum. Öpüyorum hepinizi. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani bu dışarıdan izleyenlerin sayısı daha fazla ya. Abone olmayan kullanıcıların izleme sayısı inanın %90. Abone olanların izleme sayısı %10. Artık abone olun kardeşlerim de biz de hani gururla çekelim, böyle biraz daha gaza gelelim. Daha çok video çekmeye çalışalım. Evet, hadi kolay gelsin.